Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün okullarda ziller çalmayacak. Çünkü eğitim emekçileri, öğretmenler 14 sendika alanda ve tek talepleri var. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi, kariyer basamakları sınavının yapılmaması. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında aslında öğretmenler bir halk eğitimi veriyor dersek deyim yanlış olmaz. Bu çokça sorunları var ama özellikle ataması yapılmayan öğretmenler sorunu, ertelenen engelli öğretmenlerin atamaları da gerekli sayıda olmadı. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlik yönündeki uygulamalar, öğretmenlerin özlük haklarının ödenmemesi ve sözleşmeli statüden kaynaklı olarak mesleğin durumu daha da zorlaşmaktadır. Öğretmenlerin eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir gündemi hakikaten yok. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük hakları ile öğretmenlerin geleceklerine yönelik talepleri görmezden geliyor. İnsanca yaşam ve insanca bir asgari ücret için talepleri yok sayıyor. Yine uzman öğretmen, baş öğretmen gibi yeni oluşturulan kavramlarla öğretmenlerin çalışma koşulları daha da zorlaştırılıyor. Öğretmenleri yarıştıran, öğretmenler arasında eşitsizlik yaratan, öğretmenleri bir hiyerarşiye tabi tutan bu düzenlemeyi biz de kabul etmiyoruz. Eğitim emekçilerinin talepleri karşılansın ve gereğinin yapılması gerekir diyoruz. Eğitim emekçilerinin yanındayız. Sayın Başkan, bugün meclis grubumuza ODTÜ rant yoluna karşı platform oluşan bir platform bizi ziyarete geldi. Platform içinde ODTÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda farklı gruplardan da insanlar var. Ankaralılar. Devam edin. Bu platformun talepleri ne? Bu ODTÜ'nün Ankara'nın akciğeri bir ormanın içinde bir yol açılıyor. Bu görselde de çok net bir şekilde görülüyor aslında. Açıkçası bu orman Ankara'nın içinde merkezinde kalan tek ormanlık alan ve Ankara'nın akciğeri niteliğinde. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açık çağrı yapıyoruz. Bir resmi adı şu, Bilkent İncek Bulvarı Çevre Yolu bağlantısı bu ve bu platform buna ODTÜ Rant Yolu Projesi diyor. ODTÜ ormanını kalıcı olarak ortadan kaldıracak bu proje hayata geçerse ve bu nedenle biz de bu platformun taleplerinin yerinde olduğunu, ODTÜ Rant Yolu Projesi'nin iptalini istediğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, Türkiye sefalette dünya lideri oldu. Evet, bu çok vahim bir tablo tabii. Devam edin. AKP'nin yeni ekonomik modeli enflasyondan sonra sefalet endeksinde Türkiye'yi dünya liderliğine taşıdı. Adı üstünde sefalet endeksi. Peki nedir bu? Türkiye ayrıntısı ne? 93.3 puan almış ve birinciliği almış sefalette. 89.9 ile Arjantin ikinci sıraya daha önce birdi, şimdi ikiye gitmiş. Diğeri üçüncü Güney Afrika, dördüncü Macaristan, beş Polonya ve Rusya takip ediyor. Aslında sefalet endeksi bir ekonomik durumun ve uygulanan ekonomik politikaların başarısını ölçen bir sistem. AKP iktidarı Türkiye 100 yılı projesini yanlış anlamış herhalde. Ülkeyi sefaletle, yoksullukta, eğitim ve sağlığı es geçmede birinci yapan bir politika ile yaşamımızın 20 yılına damgasını vurdu maalesef. Rakamlar ortada, yaşadığımız sefalet ortada. Tamamlayın sözlerinizi. Başka söze gerek yok. Sayın Başkan, Fatma Altınmakas, kadın örgütleri bu ismi çok yakından bilir. Muş'un Malazgirt ilçesinde kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı. Sonra şikayetçi oldu ve sonra ailenin erkekleri toplanarak şikayetçi olduğu için eşi Fatma Altınmakas'ı öldürdü. Bir cinayet davası, karar duruşması yarın görülecek ve karakola gittiğinde Kürtçe dışında dil bilmediği için, Türkçe bilmediği için ifade de edemedi. Şikayetini de tam anlatamadı Fatma Altınmakas. Ve erkeklerin ortak kararıyla katledildikten sonra şu anda sadece eşi tutuklu. Oysa azmettiren ve tecavüzcü olan Sinan
altın makas, asıl azmettirici, serbest, yarınki davadan adil bir kararın çıkmasını, yaşam hakkının korunmasını bekliyoruz, umuyoruz ve tüm kamuoyunu bu davaya göz kulak olmaya... Son kez açıyorum, buyurun. Sayın Başkan, hekimler ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Yurt dışına çıkmak isteyen doktorlarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Geçen sene yıl boyunca 1405 hekim yurt dışına çıkmak için belge talep ederken bu yılın ilk 10 ayında bu sayı 2153'e ulaştı. Bunların 1106'sı uzman hekim, 1047'si ise pratisyen hekim. Şimdi açıkçası Cumhurbaşkanı da yurt dışına gitmek zorunda olanlara giderlerse gitsinler yaklaşımını ortaya koydu. Bu kabul edilemez bir durum. Bu kadar yıl tıp fakültelerinde okuyan, emek veren, hizmet etmesi gereken hekimlerin çalışma koşullarının oluşmaması, tatmin edici bir ortamın bulunmaması, ücretin olmaması sebebiyle yurt dışına gidişler oluyor. Hastaneler doktorsuz, insanlar muayene ve tedavi için randevu bulamıyor. Çok yakından bildiğimiz yüzlerce vaka var. Zaman çabuk geçiyor ama tam 6 dakika doldu. Açalım mikrofonu, tamamlayın lütfen. Şimdi şu anda hastanelerde özellikle yoksullar, özel hastanelere gidemeyenler kan ağlıyor. Daha geçen gün bir tanıdığım kızının geniz etini almak için 9 ay sonraya muayene tarihi alabilmiş. Ancak o zaman müdahale edilebilecek. Bunun gibi yüz binlerce vaka var. Sağlık sistemi çöktü. Bunu bir an önce düzeltmek lazım. Ve topyekün sağlığa erişim hakkının ihlali olduğunu söylemek istiyorum. Sağlık emekçilerinin sesini duymak ve gereğini yapmak zorundayız diyorum. Teşekkür ediyorum.